İlk roundla başlıyoruz mücadelemize. Sevgili Erdal Karadağ da yine bizlerle birlikte. Bir kez daha hoş geldiniz. Profesör Tayfay. Bunun için teşekkür ederiz. Gene yetkili makamlarımıza bize destek oldukları için çok teşekkürlerimi federasyonumuz adıma iletiyorum. Türk Sporu adına daha güzel hizmetler yapmak ümidiyle gecemizin hayırlı olmasını diliyorum. Ki yani hakikaten harika bir gece şu ana kadar ve maçta bir hayli coşkulu başladı. İranlı İbrahim Kazai bir agresif bir şekilde başladı ama Mert İsmail Doğan da şu ana kadar iyi ekart etti kendisini. Maçın hakemi işte arka arkaya söyledi sporculara. Şimdi devam ediyoruz. Köşeye doğru şimdi bir diz çıkarttı. İranlı sporcu bir tane daha. Arka arka yumruklar kapandı orada. Şimdi Mert İsmail Doğan. Yumruklar. Hakem şimdi sayıyor. 2 3 4 indir ellerde. Ellerde dur. 5 6 7 8 gel. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Arka arkaya darbeler. İran sporcunun baskısından kurtulma çabasındaydı. Şimdi bacağı doğru bir tekmiş, ardından yumruktan da iyi kaçıyor. Güzel kaç yumrukta ama şimdi arka arkaya geldi yumruklar. Bir de diz geliyor. Dur! Aynen! Başla! Devam ediyoruz. Şu ana kadar İbrahim Kazai daha istediği işleri yapan isim görünümünde. Arka ak yumruklar. Şimdi bir atak geldi Mert İsmail Doğan'dan. Çok güzel bir tekme. Düştü ama tekmesi iyiydi. Mert İsmail. Şimdi tekrar saldırarak o sağ yumrukta güzel kırdı gardı. Düş. Hakem uyardı. Derken de ilk round için gong çalıyor. Keyifli bir round oldu. Sevgili Erdal Karadağ ile beraberiz. Biraz şunu sormak istiyorum. Tayfay Federasyonu, daha yeni bir federasyonunuzdan zaten bahsettiniz. Neyi hedefliyor Tayfay Federasyonu? Öyle hani planlarınızda neler var? Nereye doğru gözünüzü diktiniz? Evet. Öncelikle hedefimiz dediğimiz gibi bizim diğer federasyonlara rakip anlamında değil, destek olmak anlamında, Türk sporuna faydalı olmak anlamında yola çıktık. Kendi göre kuralları olan, dünyada bilinen bir spor dalı Thai Fight. Dolayısıyla menşei Tayland. Erkan Varol başkanımız öncülüğünde çalışmalarımıza başladık. Ülkeler arası dostluk maçları Ukrayna'ya da yaptık. Türkiye'de revanşı yapılacak yakında. Almanya, Yunanistan bazı ülkelerde de aşama aşama diğer ülkelerde dostluk maçlarıyla bu sporları geliştirmek istiyoruz. Türk sporcularını da bu vesileyle tanıtmak amacındayız. Evet, şu an işte zaten ilk maçına çıkan profesyonel anlamda Mert İsmail Doğan. O işte tanıdığımız isimlerden bir tanesi oluyor bugün. Güçlü bir isim var İbrahim Kazai karşısında. İlk roundda biraz kötü başladı ama sonrasında roundun sonlarına doğru biraz daha dengeli diyebiliriz mücadeleyi. Başla. Devam ediyoruz. Biraz daha hakem bir daha uyardı. Şimdi bacağı bir tekme geldi Kazay'dan ve ardından tekme ve
Bir diz ama diz konusunda uyardı hakem. Çünkü boynundan çekerek o tekmeyi attığı için Gazze'ye uyarı geldi. Mert İsmail Doğan indirerek rakibin ataklarından kurtulma çabasında. Gazze'nin darbeleri çok iyi. Şimdi Mert İsmail'den güzel darbeler geldi. Şimdi bakalım. Gazze'yi biraz daha bekliyor. Her an hakemden uyarı gelir diyecektim ki geldi. Bir sol direk. Yine güzel yumruklar orada Mert İsmail'den. Şimdi rakibini köşüne sıkıştırdı Mert İsmail'den arka arkaya yumruklar. Tekmeyle İbrahim Gazze'yi uzak tutmaya çalıştı. Yumruklarıyla etkili olmaya başladı. Rakibinde de biraz yorgunluk baş gösteriyor sanki. 40 yaşında bir sporcu. Her ne kadar çok tecrübeli olsa da şüphesiz yaşın getirisi zaman zaman kendisini bu şekilde erken bir şekilde yorgunluğa doğru yöneltebiliyor. Şimdi Mert İsmail üzerine doğru gitti. Bir diz çıkarttı orada. Yumruklar geliyor. Tekrar iki tarafta böyle bir hata kolluyor. Bir tekme geldi. Güzel yumruklar çıktı yeniden Mert İsmail'den. Mert İsmail Doğan yumruklarla şimdi gövdeye doğru. Hakemden bir uyarı geldi yine. Güzel bir tekme. Tam gövdeye doğru. Bir tane daha gövdeye doğru tekme çıkarttı. Ve ikinci round da sona eriyor bu arada. İyi bir round çıkarttı. Mert evet. İsmail Doğan değil mi? Evet. Sevgili İbrahim Erdal Karaday ile beraberiz. Peki. Deminki şey eksik kaldı. Evet. Hani biz ki dünyaca bilinen King of Kings, kısa adı KOK olan dünyaca bilinen organizasyona bağlı olarak Thai Fight Federasyonu'nun temsilcisi olarak oraya bağlı faaliyetler yapıyoruz. Niyetimiz devamlı. Gerekiyorsa her ay planlı programlı bir şekilde her ilimizde bu faaliyetleri yapıp bu sporları tanıtmak. Biliyorsunuz atasporumuz güreşten mücadele sporlarına kadar biz esasında mücadeleci bir milletiz. Severiz dövüş sporlarını tabii, değil mi? Bu ring sporları da gençlerimizin cesaret kazanması adına yarın olası bir savaş durumunda gençlerimizin bilinçlenmesi ve kendini koruma noktasında önemli buluyoruz. Bu anlamda da devlet yöneticilerimizin bu işleri bir sporu, bir devlet politikası haline getirmesi çok önemli. Evet, üçüncü roundumuza başladık. Mert İsmail yine uçarak bir tekmeyle başladı üçüncü rounda. Şimdi bakalım İbrahim Gazze'yi buna nasıl cevap verecek? Yorgunluk çok net bir şekilde gözüküyor ama yine de tabii ki çok güçlü. Yine geldi orada Mert İsmail. Yumruklarını gönderiyor. Mert İsmail gardını kırma çabasında rakibinin. Mert İsmail yine o gençlik enerjisini kullanma çabasında. Hakemden uyarı geldi dövüşün diye. Bir daha uyarıyor. Ama çok dikkatli. Evet, ikinize de ihtar veriyorum dedi. Eğer bir daha yaparsın yani dövüş söylemime uymazsanız diye. Bir tekme dedi ama vazgeçti orada. Mert İsmail. Şimdi İranlı'dan bir tekme geldi. Mert İsmail de rakibine biraz orada nazire yapıyor. O tek isabetli olmadığı için. Şimdi Mert İsmail'den tekme denemeleri. Şimdi yumruklar geldi Mert İsmail'den arka arkaya. Güzel bir sol indirdi ya. Takla atıyor orada geriye doğru. Tekrar devam ediyoruz.
İsmail yumruklarıyla bugün etkili olma çabası içerisinde ki oldu da diyebiliriz. Yine tekme denedi, orada olmadı. Tam bileğe doğru sert bir tekme, bir de diz geldi. İran'dan arka arka davler Kazay'dan. Hakem araya girdi, şimdi sayacak. Kazay durdu durdu ve bir anda orada arttırdı tempoyu. Bileğe doğru bir tekme. Hakem sayıyor. Devam edeceğim dedi Mert İsmail. İyiyim dedi. Devam ediyoruz. Son 30 saniye girdik maçta. Tabii iki kez saydırdı İranlı. Bunu belirtmek lazım. Mert İsmail'den arka arkine yumruklar. Kırma çabasındaydı gardının rakibinin. Şimdi tekme denedi, olmadı. Tekrar yumruklar. Güzel bir sağ çıkarttı Mert İsmail. Son 10 saniye. Kaçıyor rakibinin yumruklarından. Şimdi bakalım. İnanılmaz bir tezahürat var ve maç sona eriyor. Maç sona erdi. Sevgili Erdal Karadağ, bayağı keyifli bir maç oldu, evet, değil mi? Evet, aynen. Tebrik ediyoruz sporcuları. Tam gençlikle tecrübenin karşı karşıya geldiği bir mücadeleydi. Mert İsmail Doğan 19 yaşında kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı. Buna karşılık İbrahim Kazay'ı 40 yaşında ve kariyerindeki 9. profesyonel maçına çıktı. 8'e 8 ile gidiyordu kariyeri. Bakalım bu maç neler çıkartacak. Hep beraber göreceğiz. Sevgili Erdal Karadağ ile birlikteyiz. Yani Profesyonel Tayfay Federasyonu Genel Sekreteri, Sumo Federasyonu Başkanı aynı zamanda. Evet. Onu da belirtmek lazım. Ya bugün konumuz Tayfay ama yani sumo da kadar çok özel bir spordur. Onun da çok özel bir kültür olduğunu belirtmek lazım. Evet. Ve Uluslararası Bağımlılıkla Mücadele Federasyonu Başkanısınız. Şimdi hakemlerin kararını bekliyoruz. Bakalım sevgili Mustafa Özben sonuçları aldı. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkürler sevgili İlker Fıralı ve işte şu anda sonuç elimde. Kazananı açıklama zamanı. Hakemler kararını verdi. Kazanan Mavi Köşeleri İbrahim Kazay. Evet, İbrahim Kazay oldu. Maçın galibi. Hakikaten yani iki kere saydırmasına çok büyük katkısı oldu şüphesiz galibiyetinde. İyi işler yaptı Mert İsmail Doğan, hakkını vermek lazım ama yeterli olmadı. Eminim ki ileri dönemde çok daha iyi sonuçlar göreceğiz kendisinden. Ki zaten biraz da hani isteğimiz de bu, gençlerin spora eğilimi, bağımlılık gibi kötü alışkanlıktan uzaklaşmak, ki spor bu konuda çok çok önemli bir nokta, değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Yani bağımlılıkla mücadele dediğimiz gibi tek yol spor olduğuna inanıyoruz. Bunun bir devlet politikası haline getirilmesinin önemini hatırlatmak istiyoruz her ortamda. Bütün yöneticilerimizin özellikle spora teşvik noktasında spor kulüplerine, antrenörlere, sporculara sahip çıkmaları ve desteklemelerini bekliyoruz. Bilhassa takım sporlarına yapılan